Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Bülbül Öğretmen'in ikinci kanalına hoş geldiniz diyorum. Bu videomda size fen bilimleri dersinizden birinci dönemin ikinci yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Yukarıda onar bölmeden oluşan birbirinden farklı dinamometreler vardır. Dinamometrelerden hangisiyle diğerlerinden daha hassas bir ölçüm yapılabilir? Şimdi şunu belirtmek istiyorum. En hassas dinamometre içinde en ince yay olan dinamometredir. Ve en ince yay olan dinamometrenin gücü en azdır. Ölçebileceği kuvvet miktarı. Şimdi nasıl hesaplayacağız? Şöyle sırayla bakalım dinamometrelerimize. Birinci dinamometrede bir cisim takılmış ve 6 Newton olmuş. Kaç tane bölme ortaya çıkmış? Bakalım şöyle 3 tane bölme görüyorum. O zaman bir bölmenin ne kadar olduğunu bulabiliriz. Yani 6 bölü 3 eşittir 2 Newton değerinde. Buradaki bir bölme 2 Newton. Dinamometreler onar bölmeydi. O zaman 2 çarpı 10 birinci dinamometrenin gücü 20 Newton oluyor. Diğerine bakalım. 6 Newtonluk yine bir cisim var. Ve bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizgi ortaya çıkmış. 6 bölme. Demek ki her bir bölme 1 Newton değerinde. Çünkü 6'yı 6'ya böldüğümüzde 1 Newton oluyor. Ve 10 bölmeden oluştuğu için 1 çarpı 10 buradaki dinamometrenin gücü 10 Newton. Diğerine bakalım. 10 Newtonluk bir cisim görüyoruz ve 2 bölme ortaya çıkmış. Onu 2'ye böldüğümüz zaman bir tane bölmenin 5 Newton olduğunu anlıyoruz. 10 bölmeden oluşuyor ve burasının gücü, bu dinamometrenin gücü 50 Newton. Diğerine bakıyorum. 20 Newton var. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane bölme ortaya çıkmış. 20 bölü 5 eşittir 4. Yani 1 bölme 4 yazacaktım. 4 Newton. Peki 10 bölme olduğu için ne oluyor? 40 Newton oluyor değeri. Ve buradaki dinamometrenin ölçebildiği değer 40 Newton. Bakıyorum en az ölçebilen dinamometre 2 numara. Ve en hassas yay burada var demektir. O zaman cevabımız bizim 2 numara olacak. Ve B şıkkını işaretliyorum. İkinci soruyu okuyalım. Yukarıdaki düzenekleri kuran Ceren bir oyuncak arabayı eğik düzlemlerin en üst noktasından serbest bırakıyor ve gözlemliyor. Ceren aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşır diyor. A. İkinci zeminde araba daha kolay hareket eder diyor. Bu yanlış çünkü ikinci zemin beton. Birinci zemin buz olduğu için burada daha kolay hareket eder. Arabanın temas ettiği zeminler hareketi zorlaştırabilir. Evet bu doğru bir ifade. Burada zaten zeminlere göre bir deney tasarlıyor. Zeminlerde acaba nasıl hareket edecek bunu gözlemlemek istiyor. Bunu işaretleyebiliriz. Diğerlerine bakalım. Araba en kolay 2, daha sonra 3 numaralı zeminde yol alır diyor. Bu doğru değil. Çünkü en kolay 1 numarada yol alıyor. Birinci zeminde araba diğer zeminlere göre daha zor hareket eder diyor. Bu da yanlış ifade. Demek ki burada cevabımız B şıkkı. Ceren arabanın temas ettiği zeminlerde yani buz, beton ve halı zemin hareketi zorlaştırabilir diye bu zeminler arasında bir deney yapmış olabilir ve bu yargıya ulaşabilir. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Hakan aynı cismi önce pürüzlü yüzeyde sonra kaygan yüzeyde çekiyor. Buna göre deney ile ilgili aşağıda yapılan yorumlardan doğruları D, yanlışları Y ile belirtiniz diyor. Cisim pürüzlü yüzeyde daha hızlı gider. Bu yanlış bir ifade. Çünkü bakın kaygan yüzeyde daha hızlı gider biliyorsunuz. Sürtünme daha az olur tabii ki. Pürüzlü yüzeydeki sürtünme kuvveti kaygan yüzeydekinden daha büyüktür. Evet bu doğru bir ifade. Daha fazla sürtünme oluyor çünkü pürüzlü yüzeyde. Pürüzlü yüzeydeki cismi hareket ettirmek için uygulanması gereken kuvvet daha büyük olacağından bu dinamometredeki okunan değer de daha büyük olur diyor. Evet doğru. Bu ifadeyi de doğru olarak işaretleyelim. Sürtünme kuvveti hareketi zorlaştırır. Evet bu da doğru bir ifade. Bu şekilde işaretledik ve dördüncü sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Havaya atılan her cisim yer çekimi kuvveti etkisiyle yere düşer. Bu doğru bir ifade. Karlı havalarda arabanın tekerlerine takılan zincir sürtünmeyi artırmak için yapılır. Evet doğru. Araba kaymasın diye uygulanır. Kuvvet cisimlerde şekil değişikliği yapabilir. Evet bu da doğru bir ifade. Sürtünme kuvvetinin yönü hareket yönüyle aynı yöndedir diyor. İşte bu yanlış. Çünkü sürtünme kuvveti hareket yönünün zıt yönde, ters yöndedir. Cevap değişik oldu. 5.
Aşağıdakilerden hangisinin amacı sürtünme kuvvetini azaltmaktadır diyor. Bakalım futbolcuların ayakkabılarının çivili olması bu sürtünmeyi arttırmak için, kaymalarını engellemek için. O yüzden bu değil. Buzlu yollara kum dökülmesi bu da sürtünmeyi arttırmak için, arabaların kaymasını engellemek için. Buz var çünkü yollarda, soğuk havalardan bahsediyor. Makine parçalarının yağlanması işte bu sürtünmeyi azaltmak için yapılıyor. Makine parçalarının daha uzun süre dayanması için, çabuk aşınmaması için böyle yapılıyor. Cevap C şıkkı. Arabaların kışlık lastiklerinin girintili çıkıntılı olması bu da sürtünmeyi arttırmak için yapılıyor. Şimdi 6. soruya bakalım. Yukarıdaki şekil 1'deki dinamometre 15 Newton'luk cismin ağırlığını ölçmektedir. Aynı dinamometreye başka bir cisim asılınca şekil 2'deki gibi dengede duruyor. Buna göre soru işaretiyle gösterilen cisim kaç Newton'dur diyor. Şimdi şöyle bir baktığımızda 15 Newton'luk cisim asılmış, kaç tane bölme ortaya çıkmış? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 15'i 5'e bölüyorum ve bir bölmenin 3 Newton olduğunu anlıyorum. Aynı dinamometreye başka bir cisim takılıyor. Bakalım ne kadar bölme çıkıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölme ortaya çıkmış. Ve her bir bölme 3 Newton'du. 3 çarpı 8 eşittir 24 Newton. Demek ki burada 24 Newton olacak. Cevabımız C şıkkı olacak. İşaretleyelim. 7. soru. Öğretmen sürtünmenin günlük yaşamdaki olumsuz etkilerini örnek verir misiniz diye bir soru sormuş. Öğretmenin sorusunu yanıtlayan aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örnek doğrudur? Elif buzlu yollarda araçların kaymaması için tekerleklere zincir takılması bu olumlu bir etki. Sürtünmenin günlük yaşamdaki olumlu bir etkisi. Hareket halindeki araçların frene basıldığında durması bu da olumlu. İnsanların uçaktan paraşütle atlaması bu da olumlu bir etki. Paraşüt olduğu için yavaş yavaş iniyorlar ve bu şekilde ölmemiş oluyorlar. Yoksa paraşüt olmasa düşerler ve ölürler. Ahmet makinelerin çalıştıktan bir süre sonra ısınması diyor. İşte bu olumsuz bir etki. Çünkü orada sürtünme oluyor makineler parçalar arasında ve bir süre sonra ısınmaya başlıyor. Ve makinenin performansı, çalışma gücü azalıyor ve olumsuz bir etkiden bahsediyor burada. O yüzden cevap değişik oldu. Şimdi 8. soruya bakalım. Zeynep Hanım alışveriş merkezinde şekilde verilen yüzey üzerinden geçiyor. Zeynep Hanım alışveriş arabasını hangi yüzey üzerinde iterken en az zorlanır diyor. Beton yüzey var, cam, tahta ve halı yüzey var. İşte en pürüzsüz olan cam yüzey. O yüzden cam yüzeyi de daha kolay hareket ettirir, daha az zorlanır. Cevap B şıkkı oldu. 9. soru. Aşağıda günlük hayatımızda kullanılan 3 farklı araç gösterilmiştir. Buna göre bu araçların hangileri tasarlanırken sürtünme kuvvetinin etkileri azaltılmak istenmiştir. Gemi, bakın ön tarafı sivri oluyor. Denizde daha hızlı gitsin diye, sürtünme azaltılsın diye evet bunu alacağız. Uçak da aynı şekilde ön tarafını sivri yapıyorlar ve daha hızlı gitmesi için, daha az sürtünmeye maruz kalması için bunu da alacağız. Ama paraşütte sürtünmeyi arttırmak hedefleniyor. Paraşüt bu şekilde olabildiğince büyük yapılıyor ve sürtünme çok olsun birdenbire inmesin diye. O zaman bizim burada cevabımız 1 ve 2 olacak. Yani B şıkkını işaretlemem gerekiyor. 10. Yukarıdaki grafikte farklı yüzeylerde aynı cisme uygulanan kuvvet verilmiştir. Bu cisimler eşit sürede eşit yol aldıklarına göre cisimlerin sürtünme kuvvetleri arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi A yüzeyinde bakın 10 Newton'luk bir kuvvet uygulanmış. Diğerlerine göre daha fazla kuvvet uygulanmış. Demek ki A yüzeyi çok pürüzlü bir yüzey ve burada çok fazla kuvvet uygulanmış. B yüzeyinde biraz daha az kuvvet, 8 Newton'luk kuvvet uygulanmış. C yüzeyi daha az pürüzlü demek ki biraz diğerlerine göre daha pürüzsüz o zaman. O zaman burada sürtünme kuvvetleri arasındaki ilişki tabii ki A yüzeyinde fazla, sonra B, sonra C oluyor. Yani A büyüktür B, B büyüktür C şeklinde işaretlememiz lazım. Cevap A şıkkı oluyor. 11. soru. Yukarıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmak amacıyla yapılır diyor. Uçakların önlerinin V şeklinde olması evet burada sürtünmeyi azaltmak için yapılıyor. Daha hızlı gitmesi için. Evlerde halı bulunması bu sürtünmeyi arttırmak için. Yoksa insanlar evdeyken düşerler, işte ayakları kayar. O yüzden bunu almıyoruz. Karlı havalarda yerlere tuz dökülmesi. Bu da araçların kaymasını engellemek için yine sürtünmeyi arttırmak amacıyla. Yani burada sadece birinci ifade azaltmak amacıyla yapılıyor. A şıkkını işaretleyelim ve 12'ye bakalım.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi derken yukarıdaki bilgiler olacaktı. Burada bir yazım hatası yapmışım. Kusura bakmayın. Neyse önemli değil. Hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Yani buradaki ifadelerden hangileri doğru. Kaygan yüzeylerde sürtünme gerçekleşmez. Bu yanlış bir ifade. Çünkü kaygan yüzeylerde de sürtünme olur ama diğer pürüzlü yüzeylere göre biraz daha az olur yani. Bu ifade yanlış. Sürtünme kuvveti cismin hareketini etkiler. Evet doğru. Sürtünme kuvveti yüzeyin pürüzlülük durumuna bağlıdır. Evet bu da doğru. Yani 2 ve 3. ifadeler doğru. O zaman biz burada B şıkkını işaretliyoruz. 13. soru. Yerden yükseklikleri aynı olan yukarıdaki eşit kütleli paraşütçülerden hangisi daha uzun süre havada kalır? Paraşütlere baktığımızda en büyük paraşüt olan daha yavaş iner, daha çok havada kalır. En küçük paraşüt olan daha hızlı iner. O zaman bize sordu, bir numara oluyor tabii ki. O daha uzun süre havada kalıyor. Yani A şıkkını işaretliyorum. 14. Kibar öğretmenin yukarıda söylediği ifadelerde 1 ve 2 ile gösterilen yerlere gelebilecek kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Sürtünme kuvveti harekete nokta nokta yöndedir. Yani zıt yöndedir. Bu yüzden hareketi zorlaştırır. Evet doğru cevap B şıkkı olacak. Birinci boş yere zıt kelimesi, ikinciye zorlaştırır kelimesi gelecek ve B şıkkını işaretledik. 15. soru. Yukarıdaki cisim doğu yönünde hareket etmektedir. Yani cisim bu tarafa doğru gidiyor. Hatta şöyle çizeyim. Bu tarafa doğru hareket ediyor. Buna göre sürtünme kuvveti numaralandırılmış yönlerden hangisinde olabilir diyor. Biliyorsunuz hareket yönünün zıt yönünde oluyor. Bakıyorum ok işaretlerine 2 numara olacak. Çünkü sürtünme kuvveti bu yönde. Hareketin ters yönünde olacak. Yani cevap B şıkkı olacak. 16. Jetler kısa pistlerde iniş yaparken resimdeki gibi paraşütlerini açar. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Uçağın pist ile sürtünmesini arttırmak, uçağın hava ile temasını azaltmak, daha büyük hava direnci oluşturmak, uçağın hareket yönünü değiştirmek. Doğru cevap C şıkkı. Daha büyük hava direnci oluşturmak ve böylece uçağın daha kısa sürede durmasını sağlamak. Çünkü uçağın indiği pist kısa pist diyor. O zaman kısa pistte çabucak durması gerekiyor ve daha büyük hava direnci oluşturması gerekiyor. Cevap C şıkkı oldu. 17. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik verilmiş bir örnektir? Ahmet kaymaması için arabasının lastiğine zincir takıyor. Bu sürtünmeyi arttırmak istiyor. Yazlık ayakkabısı karda kayan Aylin kar çizmesini giyiyor. Bu da sürtünmeyi arttırmaya hedefliyor. Pelin bisikletin tekerleğin dönmesini engellemek için frene basıyor. Evet bu da arttırıyor. Mehmet zor açılıp kapanan bir kapıyı yağlıyor. İşte burada sürtünmeyi azaltmak amacı Mehmet'in. O yüzden cevap değişik oldu. Dinamometre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kuvvetin büyüklüğünü ölçmeye yarar. Doğru. Sınırlı bir aralıkta ölçüm yapar. Evet doğru. Her dinamometrenin belli bir gücü vardır. O kadar ölçüm yapabilir. Daha fazlasını yaparsa bozulur yani. Sınırlıdır yani. Cisimlerin esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Doğru. Dinamometrede ölçülen kuvvetin birimi kilogramdır diyor. İşte bu yanlış. Newton olarak söylüyoruz. Ve cevap değişik oldu. 19. Oyuncak trenimin raylarda daha hızlı gitmesini istiyorum. Hangi arkadaşı Ayten'e doğru tavsiyede bulunmuştur? Ali, raylara kum dökmelisin. Bu olmaz. O zaman tren daha yavaş gider. Ayşe, trenin tekerlerine kumaş sarmalısın. Yine daha yavaş gider. Pınar, trenin tekerlerine yağ sürmelisin. İşte Pınar doğru söylüyor. Cevap C şıkkı. Böyle yaparsa daha hızlı gider. Büşra, trenin üzerine ağırlık koymalısın diyor. Bu da olmadı. C şıkkını işaretledik. Aşağıda aynı maddeden yapılmış bazı dinamometreler ve ölçebileceği değerler ile bu dinamometrelerde kullanılan yayların görselleri aşağıdaki gibi ise dinamometreler ve içinde kullanılan yayların doğru eşleştirilmesi nasıl olmalıdır? Şimdi K dinamometresinin gücü 100 Newton. L 5 Newton. M 20. P 25. Şimdi en büyük ölçebilen K dinamometresi. O zaman onun içinde en kalın yay vardır. Yani 4 numaralı yay çok kalın olduğu için bu burasının K dinamometresi. Sonra birazcık daha gücü az olan yani 100'den sonra 25 geliyor biliyorsunuz. Peki 25 olan da 3 numara olmalı. Bunu da buraya koyalım. Daha sonra ince olanı ise 20 Newton'luk dinamometreye verelim. 2 numara. Ve en ince yay gücü en az olan dinamometrede olacak. Tabii ki çok ince 1 numara da buraya gelecek. Bu şekilde eşleştirmiş olduk.
Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.